Yeniden merhabalar. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor ve ihracatın yıldızlarıyla karşınızdayız. Bu bölümümüzde bir konuğumuz var. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hemen ani bir giriş yapalım. Öncelikle 2019'u konuşalım. Şirketler 2019'u nasıl kapattı, sektör nasıl kapattı? Bildiğiniz gibi 1200 bas puanlık bir faiz indirimine gitti Merkez Bankası ve faiz indirimiyle beraber aslında kredi tarafında da geri çekilmeler gördük kamu bankaları önderliğinde. Biraz daha yatırımların arttığını gördük genel olarak sektörler bazında. Sizin sektörünüzde nasıl geçti sene, nasıl bir 2019 vardı? Hemen şöyle başlayalım. Tabii ki faiz indirimlerinin yatırımlara ve ihracata olumlu katkıları var. Biliyorsunuz iç piyasada da biraz sıkıntılar yaşanmıştı ayakkabı sektöründe. Faiz indirimlerinden sonra tüketim harcamalarının biraz artacağını düşünüyoruz ve iç piyasadaki bu olumsuzlukları da gidereceğini düşünüyoruz. Ancak iç piyasadaki ayakkabı sektöründe özelinde bizim 4 alt sektörümüz var. Bunlardan bir tanesi ayakkabı sektörü. Onun özelinde iç piyasada sıkıntılar olmasına rağmen dış piyasada tarihi rekorlar diyelim, gelmiş geçmiş zamanların en yüksek ihracatı gerçekleştirildi. Ocak-Kasım döneminde 875 milyon dolarlık bir ihracat rakamını yakaladı ayakkabı sektörü. Diğer alt sektörlerimize baktığımız zaman yarı işlemiş bitmişleri ihracatımız var. İkinci sıraya yer alıyor ki ayakkabı sektörü %7 civarında, 6-7 civarında bir artışla ilerliyor 2019'da. Yarı işlenmiş ve bitmişleride de yine tarihi bir rekorlar kırmasına rağmen %-4 gibi bir eksi vardı Ocak-Kasım döneminde. O da ikinci sıraya yerleşti. 240 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Üçüncü sırada deri ve yünlü deri dediğimiz kürk süet üretimi var. O da 223 milyon dolar civarında. Son sırada da sarı var, 212 milyon dolarla. Sarı sektörü çok biliyorsunuz, sarı kelimesinin Türkiye'de herkes anlamını pek bilmiyor. Çanta ve kemer dersek daha iyi ve benzeri, bavul ve benzeri ürünleri kastediyoruz. Burada önemli ölçüde Avrupa Birliği ülkelerinin olması bizi sevindiriyor. Yani katma değeri yüksek ürünler satılıyor. İtalya, İspanya gibi ülkelere, Fransa gibi ülkelere. Ve birçok dünya markasının üretimi de Türkiye'de yapılıyor. Bunu da sevinçle söylüyoruz. Ancak hemen yanına koyuyoruz ki biz markalaşamadığımız için ürünlerimizi tam değerinde satamıyoruz. Faiz indirimlerinin tabii ki Exim Bank kredilerinde yansımaları oluyor. Bu da ihracat hem iç piyasaya hem yurt dışına mal satan firmalarımızı içeride aldıkları ufak tefek bu olumsuzluğu faiz indirimleriyle, yeni kredi imkanlarıyla ihracatta daha bir rahatlama pozisyona düşebiliyorlar. Onun için faiz indirimlerinin ihracatta olumlu katkılarının bilhassa 2020'de daha da olacağını düşünüyoruz. İhracatımızın bölgeler bazında baktığımız zaman %50'ye yakını biz Avrupa Birliği'ni yapıyoruz. 2019'da evet. Da bu değişmedi. Ancak ve çevre ülkelerimiz var. Biliyorsunuz kuzey ülkeleri var. Eski Sovyetler Birliği. Güneyimizde ise Orta Doğu var. Ağırlıklı olarak da Irak olmak üzere. Güney ülkelerimize ağırlıklı olarak terlik ve benzeri biraz daha ucuz ürünler satıyoruz. Ama Avrupa'ya ve eski Sovyetler Birliği'ne her geçen yıl daha katma değerli ürün satmaya devam ediyoruz. Kuzey ülkelerindeki ekonomik durumlar, yani petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşler dolayısıyla onların da ekonomilerinde biraz daralma olduğu için bilhassa deri giyim ve kürk süet üretimimizde biraz düşüşler var. %17 gibi bir düşüş var bu yıl. Bunun da nedeni sadece tabii gelirlerinin düşmesi değil, mevsim değişikliklerinin etkisi var, ikame malların ortaya çıkması var, yani tekstil ürünlerinin ortaya çıkması var. Bunların hepsi birleştiği zaman eski Sovyetler Birliği'ne olan ihracatımız ciddi anlamda düşüşler var. Evet. Genellikle bir algı var, hep kuzeye satıyoruz düşündür ama değil, %10-11'ler civarına düştü büyük ölçüde bazı alt ürünlerimiz. Deri, kürk, ayakkabı, sarıcı. Şimdi bunların tabii grafikleri de var, grafikleri de yansıtalım. Biraz daha detaylı konuşalım madem oraya değindik. Rusya'ya yapılan ihracatta bir düşüş vardı benim de gördüğüm kadarıyla. Evet. Özellikle 5 yıllık bir şeyde tabloda grafiği yansıtabilir miyiz? Ülke ihracat grafiği 5 yıllık. Bu noktada tabii bahsettiğiniz sizde ön plana çıkan farklı pazarlar da var. Şimdi baktığımızda Rusya'da işte bu 2018 Ocak-Kasım ile 2019 Ocak-Kasım'ını görüyoruz.
Burada hemen altta yazıyor. Zaten turuncu olan 2018'in Ocak Kasım'ı, sarı olan 2019'un Ocak Kasım'ı. Rusya tarafında neredeyse yarı yarıya bir düşüş olduğunu görüyoruz ki Fransa'da da aynı şekilde. ABD biraz daha ön plana çıkmış. Almanya, İtalya, yani Avrupa ve Rusya tarafı yine düşüş göstermiş. ABD tarafı biraz daha yükselişte. Yeni pazarlar var mı sektörde ve ABD'nin, ABD özelinde mi biraz daha atak gelişecek deri? Ben önce Rusya ile başlayayım. Rusya'da biraz önce bahsettiğim nedenlerin yanında bir çip uygulaması başlattılar. Bu da ağırlıklı olarak Türkiye'ye uygulanıyor ve Çin ve Uzak Doğu ülkelerinde biraz daha her ne kadar kural varsa da tam uygulanmadığı yönünde bizim sektörden bir takım şikayetler var. Yani Rusya nezdinde girişimler yaparsanız buralarda sadece bizim ülkedeki sıkı bir kontrolün yanında diğer ülkelerde yapılırsa eşit şartlarda rekabet ederiz diye. Çünkü baktığımız zaman daha önceleri ağırlıklı olarak onların ithalatını biz karşılıyorduk. Şimdi Çin'de gelen ürünler, yani ithalatın içerisinde bizim payımız düştü. Bu da çip uygulamasının etkisi var diye düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz 3-4 yıldır ciddi anlamda bir çaba sarf ediyoruz. Urge projeleri var bakanlığımızın. Onlar kanalıyla bir takım firmalarımızı oraya götürüyoruz. 3 alt sektörümüzde de Urge'miz var. Hem Saracı'da, hem ayakkabıda, hem de deri konfeksiyonunda. Bunun etkileri görülüyor. Türkiye Ticaret Merkezi var biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tam istediğimiz randımanı alamamamıza rağmen onun da ileriki yıllarda bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ama orada bir takım farklılaştırmalar yapmamız gerektiğini de düşünüyoruz. Bilhassa yeni açacağımız başka ülkelerde buradan edindiğimiz tecrübe ile farklı bir şekilde ticaretin daha canlı olduğu yerlerde, belki birazdan geliriz Kore'de düşünüyoruz bunu, Güney Kore'de. Ama her şeye rağmen Amerika'da fuar katılımlarını arttırdık. Bir takım firmalarımızı B2B görüşmeler için oraya götürdük. Onun da etkileri gözüküyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok az bir pay alıyoruz. Rusya'dan çok fazla pay alıyorduk. Onların ithalatları içerisindeki yerimiz çok yüksekti. Dediğim nedenlerden de onların da talebi düştü biraz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalatı içerisinde binde birin altında bir pay alıyoruz. Ve bunu mutlaka yükseltme şansımız var. Son günlerde biliyorsunuz 100 milyar dolarlık bir Amerika Birleşik Devletleri hedefimiz var. Evet. Türkiye ile ticarette. Burada satabileceğimiz ürünler arasında, yer alabileceğimiz ürünler arasında ayakkabı sektörü de çok önemseniyor. Deri konfeksiyon ve yarı mamül olarak da. Yani deri mamülleri var. Sayın Bakanımızın da talimatları var. Mutlaka buraya çok böyle güçlü bir şekilde ticaret heyetleri yapın. Onu yapmak için girişimlerimiz sürüyor. Yılın ilk 3 ayında ayakkabı sektörüyle bir ticaret heyeti yapma çalışmalarımız bakanlığımızın talimatıyla beraber sürdürüyoruz. Çünkü müthiş bir ayakkabı sektöründe de 40 milyar dolarlık bir ithalatları var. Ve bizim ayakkabıyı da yansıtalım, grafiğe bakalım ayakkabı içinde. Bir de son dakikamız var. Bakan Albayrak'ın açıklamaları var. Şırnak'ta iş dünyasıyla buluştu. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük diyor Bakan Albayrak. Zaten buranın başında da konuşmuştuk, programın başında da daha detaylı değerlendiririz. Ayakkabı tarafında da şimdi Rusya'ya baktığımız zaman %40'lık olmasa da 20'lik bir geri çekilme var. Irak yine aynı şekilde, Almanya aynı şekilde. Suudi Arabistan'ın ve burada biraz daha İspanya'nın ön plana çıktığını görüyoruz. İspanya bilhassa 2019 yılında çok öne çıktı. İspanya'ya bütün alt gruplarımızda %60'lara yakın bir artış var. Keza İspanya ile beraber yine bir takım gelişmiş ülkelerdeki artışlar bizi sevindiriyor. Yalnız burada üzerinde durmamız gereken şu var. Miktar bazında artışlarımız olmasına rağmen değer bazında düşüşler var. Onun için rakamlarda değer bazında düşüş olarak gözüküyor. Çünkü emtia fiyatları çok düştü. Yani doğal olarak siz aynı karlılıkla, aynı katma değerli de satsanız uluslararası piyasalarda emtia fiyatları düşük olduğu için değer bazında yansımaları bu şekilde bir sonuç doğurabiliyor. Ama miktar bazına da baktığımız zaman miktar bazında artışlarımız daha yüksek. Değer bazında olduğundan çok daha yüksek. Yani tek çerçeveden bakarsak yanıltabilir bizi. Tabii Rusya'nın bir doymuşluğu, dediğimiz gibi 120 dolarlardan petrol ve gaz fiyatları 60 dolarlara düşerse, yarı yarıya gelirler azaldığı zaman bir takım düşüşleri, ki bizim ürünlerimiz biraz da ilk vazgeçilen ürünlerdir. Yani sonuçta gıda değil ve zorunlu ihtiyaç maddeleri değil, ayakkabı hariç. Onun için vazgeçildiği için biraz düşüşler olabiliyor. Ama bunu hiç pazarlarında yer almadığımız veya ithalatları içerisindeki yerimizin çok düşük olduğu ülkeler var.
Mutlaka bunlara kaydırmamız lazım. Bunlardan biri Amerika. Bir tanesi bizim kendi yaptığımız deri ve deri mamulleri sektöründeki araştırmalara göre Güney Kore'ydi. 2 yıldır Güney Kore ile uğraşıyoruz. Bu yıl oraya ticaret heyetleri yaptık. Çünkü 7 milyar dolarlık bir deri deri mamulleri ithalatları var. Ve bizden aldıkları 70 milyon dolar bile değil. Yani burada mutlaka pay almalıyız. Tabii burada devletimizle, hükümetimizle ilgili olarak da bir takım taleplerimiz oluyor. Çünkü burayla serbest ticaret anlaşmamız var. Bu serbest ticaret anlaşmasında durum müthiş bir şekilde aleyhimize işliyor. Yani onlardan 6-7 milyar dolarlık mal alıyoruz. 1,5 milyar dolarında 1,5 milyar dolar civarında bir mal satıyoruz ki ona da bir kısmı kimyevi maddi ürünleri ithal ediyoruz. Burada bir işlem görüp geri gidiyor. Yani korkunç bir dengesizlik var. Avantajlarımız var, pazar var. Kişi başına gelirleri çok yüksek, 30 bin doların üzerinde. Bizim ürünlerimizden de 7 milyar dolarlık bir ithalatlar olduğuna göre burada mutlaka pay alma şansımız var. Bunun için hem ayakkabı sektörüyle, hem deri konfeksiyon sektörüyle ve hem de yarı mamul, Kürt Süet ile ilgili olarak orada girişimlerimiz sürüyor. Şimdi ağırlıklı olarak yarı mamul satıyoruz oraya. Kürt Süet ürünleri satıyoruz ki Türk ürünleri orada kalite ve her anlamda bilinirliği var. Onu daha da geliştirmemiz lazım. Ama konfeksiyonda yeterli pay alamıyoruz. Son yıllarda biraz artmış olmasına rağmen, ciddi artışlar olmasına rağmen hani derler ya hiç satmıyorsanız bir tane satarsanız %100 artış gibi olur. Öyle bir durum söz konusu. Çok az sattığımız için artış yüksek gözüküyor ama potansiyel çok fazla. Ayakkabıda da potansiyel var. Ayakkabıcı arkadaşlara da gittik, marketleri gezdik, ayakkabı mağazalarını. Bizim ürün grubumuza göre, bizim ürün skalamıza göre satabileceğimiz potansiyeli olan ürünlerimiz var. Şimdi de bir ayakkabı ticaret heyeti düşünüyoruz Kore'ye. Arkasından da yarı mamul. Evet, Saracı'ya bakalım. Orada evet. Mesela İtalya'da bir artış var, Almanya'da var, İngiltere'de azalma var, Irak'ta azalma var, Fransa'da artış var. Aslında Avrupa ülkelerinde bu tarafta bir artış var, İngiltere'ye saymazsak. Evet. Şimdi Irak malum %8 eksi de oraya çok diyebilecek bir şey var mı siz? Yaparsınız yorumunu gerçi ama. Evet, şimdi tabii son 5 yılın en yüksek ihracatını yaşıyoruz bu sene sarayacı sektörüne. Ama bizim için önemli olan sarayacının dünyadaki merkezi İtalya. İtalya'daki evet. Artış bizim çok önemsediğimiz bir şey. Yani katma değerli ürün yapıyorsunuz, oraya satabiliyorsunuz. İtalya'da var olduğunuz sürece dünyada varsınız. Yani oraya ürün satabiliyorsanız belli bir kategoride, belli bir katma değerdeki ürünü bütün dünyaya satma şansınız var. Onun için sarayacıdaki gelişme belki bu Avrupa'nın diğer ülkelerindeki düşüşler bizi tabii ki üzüyor ama çok korkutmuyor. Bizim önemli olan İtalya'da kendimize yer edinmiş olmamız ve İspanya gibi ülkelerde de yer edinmiş olmamız. Şimdi belki böyle kaymalar da olabilir diye düşünüyorum. Yani siz İngiltere'ye direkt satıyordunuz. Şimdi bir takım zincir mağazalar kanalıyla başka ülkelerden oraya geçişler de olabilir. Onun için bir başka ülkenin hanesine yazılabilir. O anlamda çok istatistikleri de birebir bizi korkutacak bir şey değil istatistikler. Önemli olan bunun merkezi Saracen'in İtalya ve Fransa. Buradaki durumumuz iyi. Bu bizi sevindiriyor. Tabii ki yetmez. Tabii ki daha çok geliştirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Ama ben sarayacının bizim alt sektörlerimiz bazında baktığımız zaman en hızlı gelişecek olan sektör olduğunu düşünüyorum ki son 2 yıldır da hızlı bir şekilde gelişiyor. En yüksek artış da orada yaşıyoruz şu anda. Evet, göründüğü üzere öyle. Peki yıllara göre bir deri ihracatı grafiğimiz var. Ona da bakalım nasıl bir gelişme kaydetmiş yıldan yıla deri sektörü ihracat anlamında neler olmuş. 11 aylık ihracat rakamları da olması lazım. 2008'den 2019 Ocak-Ekim dönemine kadar baktığımızda aslında 2008'de ki seviyeyle çok farklı bir seviye değil. Yani 2013'te biraz daha bir artış görüyoruz 2013-2014 yılları arasında. Artırılması adına neler yapılabilir? Bir de markalaşma dediniz yani markalaşamadık dediniz. Onunla ilgili de yani neden markalaşılamadı deride onu da konuşmak istiyorum. Valla şöyle bir tabir var. Türkiye'de dünya markası çıkacaksa bu anlamda tabii Türk Hava Yolları'nı bir kenara koyalım onun dışında deriden çıkması lazım. Deriden çıkar çünkü dünyada Türkiye'nin derisinin algısı çok iyi. Yani neden marka çıkaramıyoruz'un birçok sebepleri var. Bunlardan bir tanesi tabii önce ülkenin de marka olması lazım. Yani hangi ülkede ürün, ülkeniz markaysa işiniz biraz kolaylaşıyor.
Markaya yatırım Türkiye'de pek yok, Arkaya inovasyona pek yok. Şu anda yeni alınan kararlar var biliyorsunuz, marka deşvi anlamında. Dünyadan hani eğer siz kendi markanızı dünyaya tanıtamıyorsanız bir markaya alıp onunla beraber dünyaya açılın gibi. O anlamda deri markaları var. Geçen hafta da bir tane İtalyan ayakkabı markası satılıyor diye geldi. Sektörle paylaştık. Almak isteyen arkadaşlar var mı diye. En azından o marka sayesinde bir büyüme de yolu açılmış oldu. İhracatımızın 2013 yılında rekorumuzdur, 1942. Biraz önce de bahsettiğim gibi materyal fiyatlarının en yüksek olduğu bir dönemdi. Yani tamam, üretimde miktar olarak da ondan sonraki yıllarda işte Rusya'daki uçak krizini bahane edilmesi veya çip uygulamaları falan orada çok hızlı bir şekilde gerilememizin nedeniyle ihracatımız düştü. Dünya ticaretinin de en hızlı olduğu dönemler 2013 yılları, 2014 yılları. Parasal genişlemenin bol miktarda olduğu bir dönemler. Daha sonra parasal sıkılaştırmalarla beraber işte bu yılın son çeyreğine kadar biraz tasarruf mecburen harcayamadı insanlar faizlerin yüksekliğinden dolayı. 2013-14 o anlamda bizle beraber dünyanın da en rahat hareket ettiği dönem olduğu için 1940'ları gördük ama 2018'de 1700 civarında, bu sene de 1700'ü biraz aşacağımızı tahmin ediyoruz. İnşallah 2013'ün rekorunu 2020'de yakalama hedefimiz var. Dediğim gibi bir nebze de emtia fiyatlarının düşük olması etkiliyor ama onu da aşmamız lazım. Onu da artıya çevirmemiz lazım. Markalaşabilirsek tabii siz 50 dolara sattığınız bir ayakkabıyı dışarıda 500 dolara satıyorlar. Aynı ayakkabı, aynı markaya yapıyorsunuz. Ama sevindirici tarafı biraz Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da artık çok ucuz ürünlerimizi satmıyoruz. Pahalı ürün satıyoruz, kaliteli ürün satıyoruz. Marka çıkaramıyoruz. Bu dünyada zaten bilhassa deri giyimde marka pek yok. Artık bu bir konsept değişikliği de var. Markaların içinde deri ceketler var, evet. Siz de görüyorsunuz. Ama ayakkabı da var. Ayakkabıda da marka çıkaracak bir pozisyona gelmemiz için... Tabii kümelenme yok, ölçek ekonomisi var, küçük işletmelerimiz var, markaya yatırım yapamıyorlar ancak birleşmeler olmuyor, sürekli parçalanmalar oluyor. Bizim şimdi 2020'deki hedeflerimizden bir tanesi de kümelenmenin hem devlet tarafından teşviğinin sağlanması hem de firmalar nezdinde bilinçlendirilerek kümelenmelerin sağlanması. Ayrıca ortak pazarlama imkanlarının araştırılması. Şimdi Amerika bizden mal istiyor, ayakkabı istiyor. Veya dünyadaki diğer marka firmalar ayakkabı istiyor, 25 milyon çift diyor. Dolaşıyoruz piyasada, 25 milyon çifti üretebilecek firmalarımız, markalarımız yok. Onun için küçük işletmelerin marka olması çok zor. Mutlaka markaya yatırım yapabilmesi için bir volatilitenin yüksek olması lazım, üretimlerin yüksek olması lazım. Bu birleşmelerin de devlet tarafından mutlaka teşvik ediliyor ama daha farklı bir şekilde teşvik edilerek sağlanması gerektiğini düşünüyoruz, evet. Marka çıkarabilmemiz için. Peki, şimdi Güney Kore'den bahsettiniz orada. Tabii dış ticaret dengesinde ciddi bir fark olduğundan bahsettiniz. Yani yaptığımız ihracatla ithalat arasında fark var dediniz ki dış ticaret dengesi grafiğine de baktığımız zaman yine orada 2016'dan sonra, 2019 başlangıçta 2016'dan sonra artıya geçmişiz. Ama ivmelenme güzel burada. Yani 2019 Ocak-Ekim dönemine baktığımız zaman ne değişti, bu tablo tam tersine döndü. Yani 2019-2015 evet. Arasında ne yoktu, 2016-2019 arasında bu gerçekleşti. Bu gerçekten önemli bir konu. İlk grafiğini koydunuz. Şimdi Türkiye'de deri ve deri mamulleri sektörü gördüğünüz gibi 2011 yıllarında -699. Yani hemen hemen olaya bakarsanız 2019'da tam tersine çevirmişiz. Yani 700 milyon dolar civarında dış ticaret açığı veren bir sektör 2019 yılında yaklaşık 700 milyon dolar bir dış ticaret fazlası veriyor. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi uzak doğudaki haksız rekabete karşı, basa basa söylüyorum, rekabete karşı değil, haksız rekabete karşı sağ olsun hem bakanlığımız hem de o günkü iktidarlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir takım telafi edici vergiler kondu. Yani Çin'de asgari ücret 30 dolarken bizde 300 dolarken bir takım haksız rekabetle veya o Çin hükümetinin verdiği yüksek teşviklerle bizimkilere rekabet etmesi mümkün değildi. Yani iç piyasadaki firmalar Çin'den gelenlerle rekabet edemiyordu. Bu vergiler konduktan sonra ama sadece uzak doğuya kaliteli ürünler, Avrupa'dan gelenler veya markalardan gelenlerle herhangi bir derdimiz yok. Onlarla her zaman mücadelemizi sürdürebiliyoruz. Ama bu düşük fiyatlı veya kalitesiz ürünlerle olan rekabetimizi bu telafi edici vergilerle giderdikten sonra hem Türkiye'de daha firmalar
gelişti. Kendilerini geliştirdiler. Şimdi bu konuda bir tatlı bir bazı hocalarımızla televizyonlarda, bazı programlarda tartışmalar var. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu diye. Tabii şu anda Çin'in üretim fiyatları veya oradaki sosyal sorumluluk anlayışları değiştiği için onların maliyetleri bize yaklaşmaya başladı. Maliyetleri yaklaştığında biz herkesle rekabet edebiliriz, hiçbir derdimiz yok. Bu nedenlerinden biri, bu dış ticaret fazlası vermemizin nedenlerinden birisi, ithalattaki bu uzak doğudaki düşük kaliteli ürünlere karşı geliştirilen telafi edici vergiler. Bu hem sarayciyede var, hem deri konfeksiyonunda var, hem ayakkabıda var. Ama yeri ve zamanı geldiğinde bunların ilelebet olmasından yana değiliz. Şartlar eşitlendiği takdirde Türk üreticisi mutlaka bu ülkelerdeki firmalarla çok rahat rekabet edebilir. Bir örnek vereceğim size. Karbon bavullar, çantalar vardır hepimizin bildiği, kabin olsun, diğerleri olsun. Onlar Türkiye'de pek üretilemiyordu. Çünkü uzak doğudan dediğimiz gibi haksız rekabet koşullarında üretilen ürünler geliyordu Türkiye'ye. Çok rahatlıkla burada bir pazar bulabiliyorlardı. Bu telafi edici vergilerden sonra Türkiye'deki birkaç üretici ciddi anlamda yatırımlar yaptılar. Ve kendilerini geliştirdiler. Yatırım yapınca, ölçekleri büyüyünce de maliyetleri düştü. Şu anda Afrika ülkelerini, Orta Doğu'ya ve Türkiye'nin iç piyasasına çok rahatlıkla mallarını satabiliyorlar. Ve şimdi artık diyorlar ki bizim için Çin hiçbir rakip değildir. İsterseniz vergiler de yavaş yavaş kalksa biz onlarla rekabet edebilecek düzeye geldik. Bu çok sevindirici bir şey. Yani bunun yanlış anlaşılmasını... Sektörün önü açıldı aslında. Efendim? Sektörün önü açılmış gayet oldu tabii aslında. Yatırım yapabildiler. Yani siz onları o haksız rekabette baş başa bıraktığınızda para kazanamıyor, yatırım da yapmıyor. Geleceğine de güvenle bakmıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Yatırım yapmıyor. Evet. Şimdi yatırımlarını tamamladılar. Yavaş yavaş uzak doğuyla da rekabet edebilir hale geldiler. Ama bunu Çin özelinde söylüyorum. Belki karşımıza yine yine haksız rekabet olarak Vietnam gelebilir, Hindistan gelebilir, Pakistan gibi ülkeler gelebilir. Bunlara karşı da eğer denge yoksa, bir haksız rekabet varsa onu da tabii ki devletimizden her zaman bekleyeceğiz, talep edeceğiz. Evet, şimdi dış ticaret dengesine baktık. Ülkeler bazında ihracat rakamlarına da baktık. Bu noktada şimdi tekstile hazır giyim anlamında bir sektördeki oyuncuların 2020 ajandaları var. Onu bir yansıtalım. Ne konuşuluyor, ne bekleniyor? Yani 2020'de neyi takip edecekler dediğimizde küresel ticaretteki yön biraz daha ortaya çıkıyor ilk etapta. Orada da baktığımızda tabii ticaret savaşlarını konuşuyoruz biz sıklıkla. Bu yönü çok fazla da değiştirdi. Herkes yeni pazar arayışında. İşte Asya'ya bir doğuya kayma mı var diyoruz ki eksen kayması herhalde yadsınamaz. Muhtemelen sizin sektörünüze de vardır. Sürdürülebilirlik anlamında çalışmaların olması lazım ki bu her sektör için geçerli. Yani sadece ihracat yapan sektörler için değil, tüm sektörler için geçerli. Temiz ve organik üretim var, katma değer yaratan ürünler var, sizin de bahsettiğiniz gibi e-ticaret yatırımları var. Bu anlamda 2020 ajandasının içeriği bunlar. 2020 beklentileri neler sizin nezdinizde? Bunlarla örtüşüyor mu? Büyük ölçüde örtüşüyor tabii. Biz de bir arama konferansları yapıyoruz. Alt sektörlerimizde toplantılar, vizyon toplantıları yapıyoruz. Buradan çıkanlardan bir tanesi de e-ticaret tabii. E-ticaret hep gündeme geliyor. Bakanlığında çok çalışmalar oldu ama e-ticaretten uygun projelerle, uygun bir şekilde çok bir şeyler yapamadık. Bir takım tecrübeler kazandık. Şimdi bizim bilhassa sarayciye sektörü e-ticarette çok öne çıkarılmasını istiyor. Bunlarla bu tip çalışmaları yapacağız. Sizin de bahsettiğiniz gibi en önemli şeylerden biri sürdürülebilirlik. Şimdi Türkiye'deki firmalar %99'a yakın KOBİ'lerden oluştuğu için bilhassa bizim sektörümüzde uluslararası kriterlere uygun üretim yapamıyorlar. Bunun için de uluslararası markalarla sıkıntılar yaşıyorlar, o kriterleri yerine getirmemizi isteyenler. Biz de birlik olarak İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 2020 yılında bu sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk projelerine uygun bir takım çalışmalar 2019'da başladık, 2020'de devam ettireceğiz. Yani bir takım firmalarımızın fiziki şartları müsait değil. Yani onların bir uluslararası kriterler uygunlukla ilgili belgeleri almaları mümkün değil. Bunun için belli noktalarda kümelenerek o kriterlere uygun fiziki mekanların da sağlanması lazım. Bir kısmı bilinçli değil, fiziki mekanlara uygun olmasına rağmen o kriterlere uygun çalışmaları yapmamış. Tabii ki teşvikler Türkiye'de
çok önemli miktarda var. Ben bunların yetersiz olduğunu hiçbir zaman söylemedim, söylemem de. Ancak nereye veriliyor? Bunların etki analizi yapılıyor mu? Gerçekten veriliş amacına uygun mu kullanılıyor konusunda çok benim tereddütlerim var. Bunu her ortamda dile getiriyorum. Teşviklerin uluslararası kriterlere uygunluk için gereken yatırımları yapmaya yönelik KOBİ'lere verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamam ben kriterlere uyayım ama şu kadar masraf gerekiyor. KOBİ yapamıyor o masrafı, kendi içinde boğulup kalıyor. Eğer devlet teşviği verilirse, o sağlanırsa daha uzun vadeli, daha ileriye dönerek hem yatırım yapabilir hem de daha uzun vadeli siparişler alabilir. Şimdi onlara güvenip de hem uluslararası firmalar sipariş vermiyor hem kendisine güvenip alamıyor. Günlük çalışmaya başlıyor. En ufak bir rüzgardan da etkileniyor. Onun için bu çok önemli. Bizim için sürdürülebilirlik çok önemli ve sosyal uygunluk projelerinin geliştirmesi. Dediğim gibi kümelenme çok önemli. Ölçek ekonomisi çünkü firmalarımız bir takım yüklü siparişlere cevap veremiyor veya güven vermiyor. Onun için bir araya gelerek bir de ortak pazarlama anlayışını geliştirmemiz lazım Türkiye şartlarına özgü. Yani bir firma bir yurt dışına gelen siparişe cevap veremiyor veya ona güvenilmiyor. Ama onu organize eden, Türkiye'de ayakkabı sektöründe bir iki tane var ama Rusya ağırlıklı çalışıyorlar. 40 firmanın ürününü ürettiriyor, yapıyor, satıyor. Her türlü garantileri de verebiliyor karşıya. Bunun Avrupa ülkelerine yönelik de yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tek başınıza satamıyorsanız veya hitap edemiyorsanız, yetemiyorsanız birkaç grup halinde sizin de organize bir şekilde karşı tarafın siparişlerini yerine getirebilirsiniz. Zannediyorum büyük ölçüde de Avrupa'dan ve Amerika'dan da böyle talepler gelmeye başlıyor Türkiye için. Bu ticaret savaşlarından sonra Türkiye'ye bir yönelim oldu. Çin'den ürünlerin alınmasında sıkıntı yaşanabilir diye. Bayağı hem ayakkabı sektöründe hem deri konfeksiyon sektöründe ve diğer sektörlerde, tekstilde de Türkiye'ye gelen Amerikalılar oldu buradan ürün temin etmek için. Bir de bir hedef kondu 100 milyar dolar. Biliyorsunuz oranın ticaret bakanı geldi. Ama hep takıldığımız nokta bu ölçek ekonomisi. Şu kadar ürün istersen verebilir misiniz diye. Şimdi evet. Onu aşmak için de onlar da bize bu tip bir yöntemi önermeye başladılar. Yani kendi içimizin şartlarına uygun olarak bir firma belirleyin, o toparlasın, biz muhatabımız olsun, o şekilde biz ürün alalım. Zannediyorum bu bir çıkış yolu olabilir. Ha şimdi tabii küresel ticaret savaşlarının biraz durulduğu görülüyor. İşte Amerika Çin'le anlaştı falan ama Türkiye'ye bu yönelim birdenbire o savaşlar bitse bile veya o tip işler biraz daha düzelse bile Türkiye keşfediliyor. Keşfedildiği için de bir artısı olacak diye düşünüyoruz biz hem tekstilde hem ayakkabı sektöründe. Yani bir takım kontaklar kuruluyor. Evet tamam şimdi artık biz Çin'le barıştık ettik gittik hemen tak siparişimizi oraya kaydıralım olmuyor. Ha, burası da bana hitap edebilir bir alternatiftir. O anlamda biz bunu sürdürmemiz lazım. Yani bir takım anlaşmalar oldu diye eskiye dönülüyor demememiz lazım. Biz de arkadaşlarımızı sektörümüzü bu yönde yönlendiriyoruz. Onu fırsata çevirelim. Bir Amerikalı grup geçtiğimiz aylardan bir kan fuarı vardı İtalya'da bize geldi. Türkiye'den ayakkabı almak istiyoruz. Mutlaka o temin ettikleri uzak doğu ülkelerinden sıkıntı yaşanabileceğini de hesaba katmışlardır. Şimdi biz bunlarla bağlantıyı koparmamak istiyoruz. Ve o şekilde bizden taleplerini karşılamak istiyoruz. Duyduğum kadarıyla tekstilde de aynı şeyler var. Umuyorum ki olumlu izleri bırakacaktır Türkiye bu ticaret savaşlarından sonra gelişen durumların. Evet, zaten bununla birlikte serbest ticaret anlaşmalarının yapılması da öngörülüyor ki bahsettiğiniz gibi ticaret savaşlarında bu noktaya gelinmesi aslında bunun devam edeceğinin bir göstergesi. Her ne kadar faz 1, faz 2 dahi imzalansa biraz daha ABD en azından Çin özelinde ihtiyatlı davranacaktır. Şimdi katma değer yaratan ürünler var. Onunla ilgili de bir yorumunuzu isteyeceğim. Yani sektör olarak nasıl görüyorsunuz katma değer noktası? Türkiye'de bilhassa deri ve deri mamullerinde katma değer ürün yaratacak ürün potansiyeli en yükseklerden biri. Ben hatta zaman zaman söylerim işte kızıyorlar da taşla toprakla bu iş olmaz veya işte çok standart teknolojisi olan bir ev eşyası, beyaz eşya 100 dolar 150 dolara satılıyor. Orta derecede teknolojik ürün sayılıyor. Ama biz moda ve tasarım kısmı biraz unutuluyor. Hep dile getirilen işte teknolojik ürünler falan diye. Ama bugün bir bakıyorsunuz 7500 dolara toptan fiyatı olan bir ceket satabiliyoruz biz dışarıya. Ve perakende fiyatı 100 bin dolar olan ceketler var. Ne bileyim bir çanta 25 bin euroya bir çanta satılabiliyor. Yani bizim bu anlamda katma değer ürün anlamında potansiyelimiz çok yüksek. Onun için dile getirilirken moda ve tasarım hiçbir zaman bir kenara itilmemeli. Bilhassa sarayciye sektöründe çok katma değerli ürün yapılabilir. Keza kürsüye üretiminde de katma değerli ürünler yapılabilir.
ayakkabı sektörüne, bizim bütün alt sektörlerimizde katma değer potansiyelimiz var. Ve bunun üzerinde eğer durulursa ve gereken teşvikler veya yönlendirmeler yapılırsa veya oluşan teşvikler daha ağırlıklı olarak katma değerli ürün bazında verilirse, o tarafa yönlendirilirse, bakanlığımız da bizimle beraber bu işte koordineli bir şekilde çalışırsa, Türkiye'de deri ve deri muamileleri sektörü katma değeri yüksek ürün satabilecek potansiyele sahip ülkelerden birisi. Şöyle bir basit örnek vereyim size. Türkiye'nin ortalaması 1.2 dolar civarında kilogram bazında. Ama deri sektöründe bir alt sektör olan deri konfeksiyonunda 130 dolar. Yani hemen hemen Türkiye'nin 100 katı kadar bir fiyat farkı var. Genel ortalamamız zaten 10 katı. Ortalamamızı da düşüren biraz terliktir Orta Doğu'ya gönderilen. Sarıağacı'da de yüksek. Yani bütün alt sektörlerimizde Türkiye ortalamasının kat kat üstünde bir katma değerli ürün satma potansiyelimiz var. Ama yeterli mi? Hayır. Çok daha yükseklere çıkma şansımız var diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben değerli yorumlarınız için efendim. Evet, bugünkü konuğumuz İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak'tı. Genel olarak sektörün değerlendirmesini yaptık. İhracat anlamında nerede sektör, bunu konuştuk efendim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hepinize iyi yıllar diliyorum. İhracatımız için de yıldızların parlayacağı bir yıl olsun istiyorum. Barış, huzur ve güvenli bir kimsenin yerinden göç zorlanmadığı bir yıl olması temennisiyle hepinize iyi yıllar diliyorum. Güzel temennileriniz için de çok teşekkürler efendim. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik burada ve devam edeceğiz ekonominin kumaşıyla.